Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün Haşr suresi 4. ayetten devam edeceğiz. Zeliki bu demek. Zeliki bir ardında bu olduğu vakit genelde enne ile devam ediyor. Yani bu şundan dolayıdır anlamında. Bu buradaki bin anlamı dan dolayı, ması yüzünden gibi. Bi ennehum onların maları yüzünden şekullah, şeku karşı gelmek anlamında Allah'a, yani şurada Allah'a karşı gelmelerindendir. Yani ona muhalefet etmelerindendir. Ve Resulehu. Onun peygamberine, Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmelerindendir. Şuradaki hu'yu görüyoruz. Burası onun anlamına gelen bir zamir. Ve men an en kimse anlamda veyahut her kim sarsa diye de çevirebiliyor. Ve men yüşek billahe, yani her kim Allah'a karşı gelirse, fe, buradaki fe ise şu menin devamı. İnnallâhe, şüphesiz Allah şedidu, şiddetlidir, şedidul ikab, ceza vermede şiddetli olandır, cezası şiddetli olandır. Evet, that is because. Buradaki that, bu, şu gibi. That's because, bu şundan dolayıdır. They opposed Allah, Allah'a karşı gelmelerinden, and his messenger, onun peygamberine, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmelerinden. And whosoever, buradaki whosoever, her kim anlamında opposes Allah, her kim Allah'a karşı gelirse, muhalefet ederse, then, verily, doğrusu o. Burada da then kullanıyor. Yani whoever ya da whosoever'ın karşısında then kullanıyor. Bu her zaman olmak zorunda değil İngilizce'de. Ancak Arapça'da genel anlamda kullanılıyor. Bakınız, men'den sonra fe kullanılıyor. Buradaki then, sonra, verily, doğrusu, Allah is severe, şiddetlidir. In punishment, cezada şiddetlidir. Her kim Allah'a karşı gelirse. Me anlam olarak şey anlamında biliyorsunuz. Aynı zamanda ne anlamına da geliyor. Me gata'atum. Gata'atum, siz kestiniz. Bakınız, gata'a fiili. Sonunda şu tumu gördüğünüz vakit bu geçmiş zamanda bir, siz öznesinin bir şey yaptığı anlamına geliyor. Zaten tüm gördüğünüz vakit hep bu anlamdadır. Gata'atum, bir fiilin. Tabii öncesinde ne olması lazım? Sondan bir önceki hareket. Cezimli olması lazım. Hani önlem almak için söylüyor. Hani istisna bir şey çıkar. Gata'atum, siz kestiniz. Ya da me gata'atum olunca her ne kesmişseniz. Min linetin, min danden, linetin hurma ağacı anlamında. Ev terektumu veyahut bıraktınız, yani onları kesmeyi bıraktınız. Bakınız, burası da terektumu, şurası normalde terektum, tıpkı gata'atum gibi. Ancak devamında şu he olduğundan burası gata'atumu he. Yani her ne kesmiş, şey bırakmış iseniz onlardan, kesmiş veyahut bırakmışsanız, gaime, ayak üzerine, gaimeten, ale usulihe, gövdesi üzerine ya da kökleri üzerine diye de çevirmek mümkün. Bırakmışsanız fe bi iznille, bu Allah'ın izniyledir. Bakınız, şu m'nin devamında da f kullanıldığını görüyoruz. Ama her m'nin devamında f kullanılmayabilir. Yani men kadar yaygın değil. Burada anlamsal olarak farklılık olduğundan m. O zaman burayı çevirdiğimizi, siz diyor. Me gata'atum min linetin,
yani hurmadan her ne kesmişseniz veyahut onları kökleri üzerine ayakta bırakmışsanız bunlar Allah'ın izni iledir. Veli yuhziyel normalde li makmek için anlamda şurası yuhzi olacakken li'den dolayı li yuhziye şeklinde okunuyor. Nedir? Onları rezil etmek için diyor. Kimi? El fasıkin. Fasık kimseleri, yani Allah'ın emrine karşı gelen kimseleri rezil etmek içindir diyor. Evet. What you? Siz, o Müslüman, Müslümanlar, cut down of the, cut down kesmek, of the palm trees, o hurma ağaçlarından her ne kesmişseniz, of the enemy, düşmanın ağaçlarından, o you left them ya da bırakmış iseniz, them in standing, durur bir şekilde, on their stems, gövdeleri üzerinde, buradaki stem gövde anlamında, demek ki usulü İngilizce'de gövde olarak çevirmiş, gövdeleri üzerinde bırakmışsanız, it was by leave of Allah. Bakınız burası leave, normalde biliyorsunuz daha çok bırakmak, terk etmek anlamında ama burada izni ile anlamında, it was by leave of Allah, Allah'ın izni iledir. And in order that, sın diye anlamda bakınız. In order that. Daha önce so that'in kullanıldığını söylemiştik bu tip durumlarda. Yani in order that veyahut so that kullanıldığında genel anlamda ardında şurası can, could, may, might şeklinde olabiliyor. A bilsin diye. Bunların anlamı zaten a bilir anlamında. In order that he might disgrace, onları rezil etsin the fasikun, fasık kimseleri. Fasık kimseler de İngilizce olarak arkadaşlar the rebellious yani isyankar ya da disobedient karşı gelen kimse to Allah yani Allah'a karşı gelen kimse diye çevirmişler. Ve me yine me anlam olarak şey anlamında ve me efe Allahu Allah her ne vermiş ise her ne şey vermiş ise diye de çevirmek mümkün. Burada me'yi ne ve şey ikisi beraber almak mümkün. Ve me efe Allahu her ne verdiyse ale rasulihi peygamberine minhum onlardan her ne vermiş ise yine bakınız fe ile devam ediyor. Me evceftum siz herhangi bir sefere çıkmadınız. Aleyhi min haylin, min danden demek, min haylin, attan vele rikabin. Rikab normalde binek ancak deve olarak yorumlanıyor genel anlamda. Yani atla veyahut deveyle herhangi bir sefere çıkmadınız. Yani Allah onlardan peygamberine her ne vermiş ise siz diyor at veyahut deveyle bir sefere çıkmadınız. Burada demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilenlere karşı bir itiraz söz konusu. Rabbimiz de onlara bu itiraz eden kimselere yanıt veriyor. Velakinallahu Allah ancak bu velakin ifadesi yani lakin inne gibi ardındaki ismin sonrakisini eğri yapar. Bakınız Allah lafzı eğri olmuş. Velakinallahu Allah yusallitu musallat etmek demek. Aslında musallat etmek kelime anlamı olarak yani ona musallat ettiği kişiyi diğerine yendirmek. Onu güçlü kılmak. Bu sulta kelimesi buradan geliyor. Sultan kelimesi de buradan geliyor. Hem sulta hem sultan. Evet. Rusulehu. Yani Allah peygamberlerini nedir? Musallat eder. Ale. Bu sallete ale. Yani bu kelime köken olarak sallete geniş zamanda yusalletu diye çekiliyor. Ale men yeşev. Allah dilediğine dilediği kimseye peygamberlerini musallat eder. Yani peygamberlerine güçlü kılar. Peygamberlerini dilediği kimseyi peygamberleriyle yener şeklinde yorumlanabilir. Vallahu Allah ale üzerine. Buradaki ale şuradan geliyor arkadaşlar. Kadirun ale. Yani bir şeye karşı güçlü olmak. Ale kulli şeyin olunca her şeye karşı güç yetirendir. Allah her şeye güç yetirendir diye çevirmek mümkün. And
Vadallah gave as booty. Booty ganimet anlamında. Allah her, ganimet olarak her ne vermiş ise buradaki as olarak anlamda to his messenger peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme her ne vermişse for them onlardan for this bunun için burada diğer tarafta bunun için diye bir ifade yoktu. Burada for this you made no expedition. Siz diyor hiç make yapmak anlamında biliyorsunuz. No yapmamak oluyor o zaman. Make no expedition. Siz hiç sefere çıkmadınız. With either veyahut şuradaki either o. Ne de anlamında arkadaşlar. Bunun başına her ikisinin başına ne getirdiğinizde yani sadece ne harfinden bahsediyorum. Neither no olduğu vakit ne de anlamındadır. Burası bakınız. Either cavalry yani cavalry atlı anlamında o camelry veyahut deveye binmiş kimseler olarak bir sefere çıkmadınız. But Allah, Allah ama Allah gives power güç verir to his messengers peygamberlerine over whomsoever he wills. Yani dilediği kimselere karşı Allah peygamberlerine güç verir. Yani peygamberlerine dilediği kimseyi yendirir. And Allah is able to do all things. Buradaki able to abilir anlamında. Yani Allah her şeyi yapabilir. Ama Arapçadan Türkçe'ye çevirdiğimizde Allah her şeye güç yetirendir. Yani şimdi İngilizce'den çevirdiğimizde bu tip aynı anlama gelen farklı ifadelerin kullanılabildiğini görebiliyoruz. Yani Allah her şeyi yapabilir demek. Demek ki Allah her şeye güç yetirebilir diye çevrilebiliyor. Evet yine devam ediyor. Me efe Allahu. Yani Allah her ne vermiş ise ale rasulihi rasulne min ehlil kura. Bu min ehli kelimesi eğer insanlar için kullanılıyorsa aile anlamında kullanılıyor ama şehir için kullanılıyorsa halk olarak kullanılıyor. Şehir halkından Allah peygamberine her ne vermiş ise fe. Bakınız yine üç yukarıdaki diğer ayetlerde de üst üste bu üçüncü ayette me ile başladığımızda fe ile devam ediyoruz. Ama bu çok yani her yerde yaygın değil. Bu me'nin her ne anlamına gelmesi durumunda bu şekilde kullanılıyor. Felillahi Allah içindir. Velir Resuli peygamberi içindir. Veli yine hep li kullanılıyor için anlamında. Zi normalde zu burası li olduğu için zi'ye dönüşüyor. Sahip olmak anlamında. Mesela Zülcelal vel ikram derken de orada kullanılır. Bunu bazen zi diyerek de görürsünüz. Sahip olma anlamında. Zil kurbe. Kurbe bağı, akrabalık bağı olan anlamında. Vel yetame ve yetimlere. Vel mesakini yetimler şey mesakini yoksullar için vebnis sebili normalde şurası ibnus sebili yani yolun oğlu anlamında tabii demek ki böyle bir kullanım söz konusu vebnis sebili yolda kalma anlamında kullanılıyor keyle yani yolda giden kimse keyle yekune bu keyin anlamı sın diye. Le olunca masın diye anlamda. Keyle yekune olmasın diye. Duleten servet anlamında. Beynel agniyai yani zenginler arasında minkum. Sizden zenginler arasında bir servet olmasın diye. Yani burada anlayacağımız şey Allahu Teala peygamberine vermekle aslında mülkü de insanlar arasında paylaştırıyor. Yoksa ne olacak? Bu tamamı zenginlerin arasında kalacak ve zenginler o parayı ya da mülkü ya da ganimeti kendi arasında döndürecek ama yoksullara, fakirlere vermeyecekler. Ama Allah Resulü bu taksimatı, bu paylaştırmayı en güzel şekilde yapacak. İşte bizim dinimiz aslında bütün insanları her boyutuyla düşünüyor. Ve me etekumul etekum size her ne
verirse yine ete kum, normalde kum ancak şurası el ile başladığı için kumur diye oluyor. Yani size er Resulü, peygamber ne verirse, bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani şurada Resulü ifadesi ulu bitiyor. Yani bu özne olduğu anlamına geliyor. Peygamber size her ne verirse fe, yine me'den sonra fe arkadaşlar, huzu, huzu alın demek. Huzu, bunu alın. Günlük hayatta huz diye kullanılabiliyor yani bir şeyi al derken, ama daha çok şil diye bir kelime var. Onu kullandığını söyleyelim. Şil haza mesela, bunu al diye çok kullanırlar. Fekuzuhu, bunu yani onu alın, peygamberin verdiği şeyi. Ve me nehekum, size neyi yasaklar ise, nehe yasaklamak demektir. Hatta böyle nehyi anil münker deriz. Böyle bir kullanım söz konusu. Yani kötülükten yasaklama. Ve me nehekum anhu, kendisinden yasakladığı şeyi. Burada kendisinden derken şu hu, o, an ise dandan anlamda. Kendisine yasakladığı şeyi ne yapın? Fentehu, bırakın. Yine bakınız me'den sonra fe'ye geliyor. Yani peygamber size her ne verirse bunu alın. Size her neyi yasaklıyorsa da bundan vazgeçin. Ve bu şekilde de peygamber efendimize de itaati de aslında Kur'an'la öğrenmiş oluyoruz. Yani peygamber bir şey diyecek ve Müslüman onu yapmayacak. Böyle bir şansı Müslümanın yoktur. Çünkü peygamber kendi nefsinden konuşmaz. Vettekullah, Allah'tan korkun. Bakınız bu normalde vettekullahe. Biz bunu duyarken ittekullah diyerek bazen duyabiliriz hutbelerde. Sonunda he vardır ama günlük hayatta da zaten bu he'ler Arapçada da kullanılmaz yani. Vettekullah, bu şekilde vettekullahe denilmez yani. Allah'tan korkun. İnnallahe, şüphesiz. Tabi burada mecburen innallahe diyoruz. Cümle bitmiyor hala. Şedidul ikab, Allah ceza vermekte şiddetli olandır. Cezası şiddetli olandır. Evet. What Allah gave as booty. Yani Allah'ın ganimet olarak verdiği şeyi to his messenger, peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, from the people of the townships, yani bu şehirlerin halkından, people'ı halk diye çeviriyorduk. İnsanlar anlamında değil burada. The people of the townships, şehrin halkından, şehirlerin halkından Allah'ın peygamberlerine verdiği şey, it is for Allah, Allah içindir. His messenger, peygamberi içindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, the kindred of messenger Muhammed, peygamber efendimizin akrabaları içindir. The orphans, yani yetimler için, el mesakin, fakirler, yoksullar, the poor, bunu okurken de the poor, yani yoksullar, fakirler içindir. And the wayfarer, şu wayfarer ifadesi yolda, yolcu, yolda, yola giden kimse gibi kullanılıyor. In order that, sın diye, it may not, yukarıda da in order that'i görmüştük. In order that. Burada so that de kullanılabilir. It may not. Yukarıda might görmüştük. Bakınız burada may gördük. Sın diye anlamda. It may not become, olmasın diye. Ne olmasın? A fortune, bir servet, used by the rich. Zenginler tarafından kullanılan. Bakınız şurada da bir an diye çeviri yaptım. Aslında burası a fortune that is used. Bir kısaltma söz konusu burada arkadaşlar. Ya da which is used by diye şuraya which is used ya da that is used, ikisi de kullanılabilir. An anlamında by the rich, zenginler tarafından kullanılan, among you, sizin aranızda ki zenginler tarafından kullanılan bir servet olmasın diye. And devam ediyor. Whatsoever the messenger gives you. Peygamber size her ne verirse take it. Bunu kısaca peygamberin size verdiği şeyi alın diye de çevirmek mümkün aslında. Yani hani me'ye şey anlamı veriyoruz ya. And whatsoever, her neyi, he forbids, yasaklarsa, bu forbid yasaklamak demek, forbid you, size yasaklarsa, abstain from it, ondan çekinin, kaçının. And fear Allah, Allah'tan korkun, verily, doğrusu Allah is severe,
şiddetlidir. In punishment, cezada şiddetlidir. İnşallah bizler Allah'ın cezasına maruz kalmayız. Hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.